Şimdi e, yani hakikatin önemsizleştirilmesi kavramını bir kere ben çok tartışmalı buluyorum. Çünkü e, hakikat kavramını biraz tartışmalı buluyorum. Onu biraz parçalamak gerekirse e, Hilmi Yavuz'dan aktararak biraz söyleyeyim. Çünkü ben layıklık ve sekülerizm tartışmalarını yaparken zaman içerisinde Hilmi Yavuz'un güzel bir tanımı var aslında. Diyor ki Batı layıklık anlayışı içerisinde e, dedi ki, bir tane hakikat var, bırakalım kilise hakikatle uğraşsın, biz doğruyu parçalamakla uğraşalım. Yani doğal olarak aslında batı aydınlanması doğruyu parçalamak üzere var. Biz ama genellikle hakikatle doğruyu karıştırıyoruz. Bunu ben ilk bir tartışmaya başladığımda diyorum ki sınıfa giriyorum, doğru nedir diye soruyorum. Çünkü madem akademik anlamda biz bir tartışma yapıyoruz... Hepimiz bir şeyi konuşacağız. Ben girdim. Dedim ki size arkadaşlar işte size bir takım doğruları anlatıyorum. Ya da siz bir takım doğruları benim inşa ettiğimi düşünüyorsunuz. İlk sorduğum soru doğru nedir şeklinde oluyor. Sonra iki nokta arasındaki en kısa çizgi şeklinde bir tanım dışında başka nasıl tanımlarsınız dediğimde aslında bunun bizim aydınlanma dediğimiz Avrupa döneminin Fransız ihtilalinden başlayarak insanlığın sorduğu bir temel soru olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Bunu özellikle şöyle tanımlıyorum. Düşünün diyorum, Galileo diye birisi dünya dönüyor dediğinde ortalama bir Avrupalısınız. O güne kadar size söylenen doğru bir günde yanlışlanıyor. Yani o zaman aslında Avrupa'da insanların ilk isyan ettiği şey yüzlerce senedir bildiği doğrunun bir günde yanlışlanması hali. O zaman hatırlarsanız bugün hepimizin kullandığı bir kavram var. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. İşte eğer Tanrı'nın ya da yüzlerce sene var olan doğru bir günde yanlışlanabiliyorsa değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir diyoruz. Buna Avrupa aydınlanması adını veriyoruz. Bu aydınlanma içerisinde Batı'nın yaptığı şey işte bu doğruları yüzünden yüzlerce sene birbirlerini öldürmek, yok etmek, ulusçuluk tartışmaları hangisine bakarsanız bakın insanlık doğrularını inşa etmek üzerine birbirini tahrip etmiş. Ve en sonunda vardıkları sonuç ki 20 Yavuz'dan aktarıyorum şimdi. Batı aydınlanmanın sonucunda şu sonuca vardı. Bir tane hakikat var. Bırakalım o hakikatte felsefi anlamda kilise uğraşsın. Biz bilimsel olarak doğruları parçalamakla uğraşalım. Yani bugün bilim ne yapıyor diye sorduğunuzda var olan doğruları parçalamakla uğraşıyor. Yani ben İki kere ikinin dört etmesiyle uğraşmıyorum. Dörtten başka ne ettiğini araştırmaya çalışıyorum. Bilimsel ilerleme dediğimiz şey var olun doğruların parçalanma süreci olarak ifade ediyoruz. Bunu işte sosyal bilimlerde yöntem, araştırma yöntemleri gibi bir takım derslerle süslediğimizde de aslında e, Fransız ihtilalini bir fotoğrafın karesi gibi düşünürseniz diyorum aslında o gün olan şey şu olabilir mi? Sizi yöneten sınıfları o gün ortadan kaldırdınız. Bunun bir başka tanımı var. Size yüzlerce sene doğruları söyleyenleri bir gün ortadan kaldırdınız. Şimdi doğruları size kim söyleyecek sorusuyla karşılaşıyor insanlık. Ve o günden bugüne aslında en doğru kararı, en doğru uygulamayı, en doğruyu nasıl ulaşabilirim diye siyaset bilimi, siyaset felsefesi ve hatta insanlık bunun üzerine kendisini inşa etti ve birçok dersin özünde de problem çözme, karar verme teknikleri söz konusu. Yani siyaset biliminde biz diyoruz ki öyle bir yönetim mekanizması bulalım ki en doğruya ulaşsın. İşletmede işletmede ve istatistikte öyle bir karar verelim ki en doğru karar olsun. Yani bugün bir istatistik kitabı ya da işletmeyi açtığınızda doğru en doğruya yakın olasılıklar üzerine insanlığın araştırma yaptığını görüyorsunuz ve bunu yaparken de bazen doğruları kutsadığımızı hatta çoğu zamanda bu soruda olduğu gibi hakikatle doğruyu karıştırır hale geldiğimizi ifade edebiliriz. Yani çoğu zaman doğruyu hakikat gibi anlamaya başladığımız andan itibaren de tıpkı e, eski alışkanlıklarımızda yani feodal dediğimiz dönemdeki alışkanlıklarımızda olduğu gibi kendi hakikatlerimizi inşa edip onların içerisinde kendimizi mahkum kılabiliriz. Oysa Batı'nın laik ya da seküler dediği dönem içerisinde algıladığı şey e, doğru kavramının ne olacağı sonuçuydu. Nedir doğru diye sorduğumda da şunu söylüyorum. Aslında bunu tarih, siyasi tarih, uygulama, felsefe hepsini adapte ediyorum. İşte bir gün de size doğruları söyleyeni ortadan kaldırdınız. Şimdi soru şu. Doğru olduğuna nasıl karar vereceksiniz? İşte o gün aslında insanlığın karar verdiği şey şu işte birden hatırlarsanız Roma'yı fark ediyorlar, Eski Yunan'ı fark ediyorlar ve diyorlar ki işte Eski Yunan'da nasıl alınıyordu kararlar? Çoğunluğun söylediğine doğru diyorduk. E iyi de çoğunluk kutsal değil ki. Onun söylediğine nasıl doğru diyeceğiz? İşte Roma hukukuyla da bunu adapte ederek o çoğunluk söylemenin kutsallık, genel irade dediğimiz kavramla süslen bir hali görüyoruz. Yani insanlık Fransız İhtilali'nden sonra doğruları yeni bir kalıpta ve standartta inşa etmeye başladı. E, ve... Doğru nedir dediğimizde değişir mi kabaca şu anda doğru dediğimiz şey çoğunluğun söylediğine doğru diyoruz ki bu da çok sorunlu bir kavram. Ee, hani çoğunluğun söylediğine doğru diyoruz. Yarın çoğunluk fikrini değiştirebilir mi? Elbette değiştirebilir. Bugün doğru dediğimiz yarın yanlış olabilir mi? Elbette olabilir. Aslında soruyu öyle anlıyorum. Bu, bu anlamda doğrunun önemsizleşmesi çünkü sürekli değişebilir ve gelişebilir diye çünkü. Yani bir tane hakikat var ama bunu biz anlayabilir miyiz, anlayamaz mıyız? Çünkü hakikate ulaşabilmek işte tasavvuftan bakarsanız başka bir gözü gerektiriyor, başka bir düşünceyi gerektiriyor. Doğal olarak bizim dünyevi anlamda tartıştığımız sadece doğrular. Bilimin de yapmaya çalıştığı bu doğrular üzerine, doğruları tartışmak üzerinedir. Bunun siyaset bilimi pratiğini nasıl etkilediği zaten çok net. İşte biz o noktadan itibaren neye doğru diyeceğiz kavramını işte eski Yunan'dan alarak çoğunluğun söylediğine doğru diyeceğiz dedik. Ee, çoğunluk fikri değiştirebilir mi? Evet, Nazi Almanya'sı uygulamasında gördük ki çoğunluk birden sapıtırsa ne yapabiliriz kaygısına kapıldı insanlık ve o zaman işte çoğunluk sapıtması halinde işte Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulları gibi bir takım oluşumların da önü açıldı. Yasama, yürütme, yargı gibi, çoğunluğun dengelenmesi gibi bir sürü süreçler siyaset biliminin ana temasını ve mecrasını oluşturdu. Ama tabii buradaki e, soru şu, yüzlerce sene biz somut doğrulara ya da bize söylenen doğruları hep anlaştığımız için ve anladığımız için, doğrunun değişmez bir şey olduğunu düşündüğümüz için, çünkü aslında orta çağ yeni çağ arasındaki fark, Orta Çağ'da değişmezlik esastı. Yani roller, statüler, var olan şeylerin değişmemesi esastı. Oysa günümüzde değişim esas. Yani hepimiz kullanıyoruz. Ama ne hikmetse değişim kavramına bugün çok hızlı bir şekilde kriz adını veriyoruz. Yani değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir diyen insan bugün değişime ölüm dahil hepsine kriz gözüyle bakıyor. Bu bizim feodal boyutumuz diye düşünebiliriz. Yani doğruya Mutlak ve somut bir şeymiş gibi bakmak, modern yüzyılın bir bakış açısı değil. Hatta doğruyla hakikati karışır bir halde ikisinin aynı şeymiş gibi olduğunu tahayyül edip sonra bu ikisinin üzerinden hareket ederek birbirimizin doğrularını yargılar şeklinde bir eylem içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu tabi karar vermek açısından baktığınızda siyaset bilimin çok daha başında olduğu bir şey çünkü daha insanın aslında kendi tespit ettiği doğrularını ve bu doğrular üzerine bir yönetim mekanizması geliştirmesi ya da aslında bunu kabaca konuşursak karar vermeye başlamasının henüz 300. Olmayan, 300. yılında olmayan bir insanı konuşuyoruz. Yani yüzlerce sene birisi bizim adımıza karar vermiş. Buna biz yönetici sınıf demişiz. Son 300 yıldır da Fransız ihtilali sonrasında şimdi halk egemenliği dediğimiz, kendi kendimizi yöneteceğimiz, kendi verdiğimiz kararlara adapte olacağımız bir sistemi konuşuyoruz ama bu sistem üzerine de buna siyaset bilimi ifadesini söylüyoruz. Bu aslında karar verme tekniği olarak baktığınızda hala çok eski, çok ilkel bir tarzda olduğunu, hala gelişmeye açık olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ve daha da ilginci tabii. Hani bazen şeyi konuşurken, e, sınıfta anlatırken, işte iletişim kavramını tartışırken bile işte iletişimde eşit bir ilişki kurmak için göz teması deriz. Ben sınıfta şunu sorarım, derim ki Egemen'in gözüne bile bakmaya başlamamızın 300. yılında değiliz. O yüzden göz teması kuramıyor olabilir miyiz dediğimde bunun karşılıklı bir öğrenme süreci olduğunu ifade ettiğimi e, söylemek isterim. Bu tabii tarihsel anlamda da siyaset biliminin modern tarzı ya da Bugün anlamaya çalıştığımız tarzının da nereden baksanız 200. yılları içerisindeyiz. Bu anlamda da insan aslında kafasını vura vura, şey işte kendi problemini ve kendi karar verme süreçlerini yönetmeye çalıştığı bir dünyayı konuşmaya çalışıyoruz aslında. Hep bizim adımıza birileri karar veriyordu. Şimdi son 200 senedir kararı biz vermek durumundayız ve verdiğimiz kararlara da uymak zorundayız ve bu kararların kutsal olmadığının da farkında olduğumuz halde buna işte demokrasi diyoruz, oyun diyoruz, oyunun kuralları diyoruz. Bu kuralları her geçen gün geliştiriyoruz, bu geliştirmeye çalışıyoruz ama insanlık tarihinin eğer e, 13 bin yıllık bir geçmişinden konuşuyorsanız Göbekli Tepe'yi bir veri kabul edip e, bu 13 bin yılın Son 200 yılı yeni kurallarla oynamaya başladığımız bir dönemi konuşuyoruz. O yüzden de elimizi kolumuzu ya da fikirlerimizin çatışması çarpışmasının ben çok yeni ve e, zayıf olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Tutarlılığının da zayıf olduğunu düşünüyorum bu ama. Ve bunu anlatırken de bu sadece Türkiye'ye has bir sorun değil, Avrupa'nın da temel sorunu olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyorum. Yani bir istatistik kitabından bir işletme kitabına kadar hangi dersi açarsanız açın içinde bu aynı buhranı okuyabilirsiniz. Ee, öyle bir tanım yapalım ki bu tanım en doğru olsun. Öyle bir yöntem geliştirelim ki bu yöntem en doğru yöntem olsun. Mesela tıp. Fen bilimleri ve sosyal bilimleri mukayese etmeye çalıştığımızda bazı öğrenciler der ki, fen bilimleri sosyal bilimlerden daha mutlak, sosyal bilimler biraz daha kaypak değil mi? Çünkü sürekli değişir bir içeriği var. Ben onlara şunu soruyorum, bugün tıpta yapılan müdahalelerin 20 sene sonra doğru olduğunu bana söyleyebilir misiniz? dediğimde şaşkınlıkla gözüme bakıyorlar. O zaman diyorum ki, fen bilimleri de en az sosyal bilimler kadar soyut bir içeriğe sahip. Doğruya sadece bugünkü ulaşılan yöntemlerle çoğunlukça kabul gören biçimin doğru olduğunu söylüyoruz. Ee, bu konuda bazı tartışmalar da var aslında yani erken dönem tartışmalar. Yani Erik Fromm'dan Gramsci'ye, Althusser'e kadar bu tartışmaları görürsünüz. Çünkü onlar da aslında e, bu tartışmaları yürütürler. Çünkü e, e, hatta siyaset bilimi kitaplarının içerisinde de bunu çok rahatlıkla görürsünüz. Bertrand de Jovener İktidarın Temelleri adlı bir kitabında 1945 yılında yazdı bu kitabında ilk şunu sorar. Ee, biz Fransız İhtilali neden yaptık der. Fransız İhtilali yaparken iki şeye itirazımız vardı. Askere gitmemek, vergi vermemek. Şimdi hepimiz askere gidiyoruz, hepimiz vergi veriyoruz diyor. Hepimiz asker olduğumuz için savaşlar genel olmaya başladı diyor. Ve bir, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor, örnek veriyor bir sürü şey daha devam ettiriyor. aslında Fransız İhtilali sonrası kurulan dünyayı eleştiriyor. Çünkü aslında Fransız İhtilali sonrası kurulan dünyada Napolyon savaşlarıyla başlayan herkes asker olduğu için dünya savaşlarına giden savaşın alanının da artık sınırlı alan savaşları olmadığı, her yerin savaş alanı olduğu ve doğal olarak da artık herkesin askerleştiği bir dünyadan bahsediyor. Yani bu şu demek aslında. eee bir anlamda e, birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 30 milyon insanı anlatmaya yetiyor bize. 40 milyon ölüyü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bize anlatmaya yetiyor. E, bu yazara çok duygusalsın sen denildiğinde de evet diyor. Ben bu satırları yazarken Fransa, Paris işgal altında diyor. Yani Nazi Almanya'sının işgalinden bahsediyor. E, yani aslında kabaca ilk erken dönem eleştiriler, ikinci, birinci dünya savaşı ve ikinci dünya Savaşı'nın ortaya çıkıyor. Ee, ve yaratılan yeni düzenin tırnak içerisinde e, kötü sonuçlarıyla karşılaşıyor. Çünkü o kadar soyut ki, e, insan o kadar özgüven sahibidir ki, madem biz dünyayı bir şekilde kurduk, bunu yalan üzerine de kurabiliriz demeye başlıyor. Ya da benim söylediğim doğru olabilir ve ben buna inanıyorsam bu doğrudur diyebiliyor. Bunu uluslararası ilişkilerde realizm çerçevesi içerisinde ele alıyoruz. Yani Amerika diyor ki ben dedim işte Irak'ta teröristtir dedim dedi ve bütün dünyaya da döndü dedi ki evet dedi ben diyorsam siz de bunu kabul edeceksiniz bu teröristtir dedi. Bu real politik anlamında realizm diye herkese yansıdığında o zaman bugün bir şey demeye başladığınız andan itibaren yarın onun doğru olabileceğine ilişkin bir genel kamuoyu oluşturabiliyorsunuz ve ...insanların bunun doğru olduğuna ikna edebiliyorsunuz. Yani aslında doğru kavramı bir e, halkla ilişkiler, kamu yönetimi gibi bir kavram olmaya başladı. Ve aslında bu doğruyu yönetebilmek dediğimiz bir kavramla karşılaştı. Ve bence Türkiye'nin ve de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi... ...Türkiye'nin de bugün içinde yaşadığı sıkıntılar bunlar. Hegemonik güç olan ya da kendisini güç olarak gören herkes... ...doğruyu ben kurallarını koyduğum ve tanımladığım sürece... Bu doğruyu tanımlayabilirim ee, ve tanımladığım doğruyu da eğer toplumları ikna ederek de bu doğru üzerine inşa edebilirim diyerek e, yüksek sesle bunları tartışacaktır. Bu siyaset bilimi pratiğinde işte biraz evvel doğrunun önemsizleştirilmesi noktasına bizi götürür. E, bu noktadan itibaren de eğer doğru birden önemsizleşmeye başlarsa insanlar kendi içine dönüp demek ki herkesin kendi doğrusu var diyerek herkesin kendi doğrusuna doğru kapanması sürecini geliştirebilir. Bunun da tezahürü malum. İşte deprem bölgesinden sonra deprem hocaları çıkıp kendi doğrularını söylemeye başladıktan sonra her birinin farklı doğrulardan hareket edip telaffuz etmeye başlamasıyla iktisat krizlerden sonra her iktisat hocasının farklı konuşması, farklı doğrulardan bakmasıyla beraber toplumun doğrular karşısında duyarsızlaşmasını ve kendi kaderci çözümüne doğru hızla hareket etmesini getirdi. Doğal olarak Doğrunun önemsizleştirilmesi, e, hakikatin de aslında sarsılmasına neden oldu diyebiliriz kabaca. Devletin sosyal alandan elini çekmesi kavramını devletin sosyal alana elini atmasıyla açıklamamız lazım. Yani devlet ne oldu da sosyal alana elini attı sorusuyla bakmamız lazım. Çünkü işte köklü anlamda bizim tartıştığımız feodalizm sonrasında kurulan modern dünyada yavaş yavaş devlet de elini sosyal alana atmak zorunda kalacak. Ama bu çok ilginç. Ee, yani aslında 1648 1648 önce İngiliz devrimi sonra 1848'de Avrupa devrimlerini mukayese ettiğinizde sosyal kavramlar 1848 devrimleriyle gündeme gelecek. Tabi orada iki tarihi anlatabilirsiniz. Bir tanesi işte işçilerin hak kazanmasıyla bunu anlatabilirsiniz. Ya da o dönemde yapılan raporlandırmalardan yola çıkarak devleti başka e, kapitalistleşme ya da burjuvazinin inşasında bir rol olarak da gözlemleyebilirsiniz. Yani kabaca baktığımızda e, Ralph Millivant gibi bazı düşünürlerin ifade ettiğinden yola çıkarsak bugün olsa olsa kapitalist devletten bahsedebilirsiniz diyecek. Çünkü e, aslında üretim konusunda insanların yetersizliği, üretim konusunda bilgisizliğinin yetersizliği Bonapartist ya da Jacobin eğilimleri çok ön plana çıkartılacak. Yani sonuç şu aslında, Marksizm'in de söylediği gibi proletarya diktatörlüğü önerisi ne üzerine inşa ediliyordu ki Marks'ın kendisi bir Jacoben aynı zamanda, diyor ki önce o bilincin gelişebilmesi için bir diktatöryel araçla toplumun yönetilmesi gerekiyor. Bu bize aslında farkında olmadan ya da bir şekilde vesayet dediğimiz rejimin başlangıcını da ifade ediyor. Yani diyoruz ki toplumda bir şuur oluşuncaya kadar bu şuur bir şekilde yönetilmeli. Bu nasıl olmalı? Ee, bu anlamda aslında devlet ya da işte merkezi devletlerin tanımlanmaya başlamasıyla beraber merkezi devletlerin en büyük sıkıntısının bir kapitalistin olmamasıyla e, ortaya çıktığını görüyorsunuz ve devletlerin rekabet ortamı içerisinde kapitalistleşebilmek için e, kapitalisti inşa etme çabalarının gündeme geldiğini görüyorsunuz ve kapitalistin de olmadığından ya da olamamasından yola çıkarak 1848'den itibaren de bir kapitalistin inşa edilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Yani her devletin yapmaya çalıştığı şey kendi burjuvazi ve doğal olarak kendi sermayedarı ve sermayeyi yönetebilecek kapitalistini inşa etmek. Ama geldiğimiz noktada devletin bunu yaparken de kendi alanı içerisinde kapitalistin olmamasından yola çıkarak bunu inşa edebilmek için yaptığı e, küçük küçük motivasyonlar diyelim. Bu bize sosyal devlet anlayışının ortaya çıkışını getiriyor. Yani e, bu motivasyonlardan işte 1848 koşulları incelendiğinde orada yine farklı bir tablodan görebiliyorsunuz. Çünkü stagflasyon var. Durgunluk içinde bir enflasyon söz konusu. Deniliyor ki ya diyorlar yani niye bir durgunluk var? Oysa imalat var, bir üretim var ama üretimi satın alma yok. Doğal olarak satın alma olmadığı için de üretici satacağı ürününde fiyatını korarak koyarak satmaya çalışıyor ve bir enflasyon var. Satış olmadığı halde sürekli fiyatlar artıyor. Buna kabaca stagflasyon anlamını veriyoruz ve bu stagflasyonun nedenleri araştırıldığında şöyle bir sonuç çıkıyor. bizim diyor, ürünlerimizi alacak olan kişiler bizim işçilerimiz. Bu işçilerimiz niye bu ürünleri almıyorlar sorusuna baktıklarında da şunu tespit ediyorlar. İşçi almak istemiyor çünkü kazancının çalışabilirken yarısını tasarruf etmeye çalışıyor. Çünkü çalışamadığı dönemlerde kalan biriktirdiği parayı yemek zorunda. Yani ne verirseniz verin ücretin elde ettiğin ücretin yarısını saklama yoluna gidiyor insan tasarruf etmeye gidiyor. Bunu tespit ettikleri zaman diyorlar ki niye tasarruf ediyor bu insan? Çünkü basit sebepleri var. Birinci sebebi sağlık nedeniyle ayırıyor. Çünkü bir işçinin ortalama ömrü 40 sene maksimum. Ağır şartlarda çalışıyor. Eğer bunu işte genç yaşlardan başladığını ve çalışmaya başladığını düşünürseniz, yani 8 yaşından itibaren çalışmaya başladığını düşünürseniz, ortalama 35 yaşında da elden ayaktan düştüğünü görürseniz, çalışabildiği sürelerde son zamanlarında bunu idame ettirmek zorunda. Çünkü hiçbir güvencesi yok. Bu onu tasarrufa ediyor. Bunun üzerine çok ilginç bir şekilde ya diyorlar ki, bunlar aslında tasarruf ediyorlar çünkü para kazanıyorlar. Ne yapalım? Devlet burada bazı güvenceler getirsin işsizlik sigortası ya da işte hayat bedava sağlık sigortası gibi. Aslında ben hep şeyi bu noktada analiz ettiğinizde bunu bir sosyal düzenek gibi veya insani bir düzenek gibi anlayabileceğiniz gibi bunu bir kapitalizmin bir evresi olarak da anlayabiliriz. Burada da yapılan şey işçilere bir sağlık sigortası vererek, sağlık güven işsizlik sigortası olanağı sağlayarak, tasarruf eğilimlerinin azaltılmaya çalışıldığı ve piyasaya dönmesinin sağlandığını görürsünüz. Bunu kabaca işte sorarım bugün kim daha fazla tasarruf etmesi gerekir diye sınıfta sorduğumda işte öğrenciler hani düşünür derim ki yoksul olan kesimin daha tasarruf etmesi gerekirken varlıklılar daha fazla tasarruf ediyor çünkü harcayamayacağı kadar çok fazla kazanıyor. Oysa yoksul kesimler ve sabit gelirler ise tasarruf eğilimi en az, en düşük olanlar. Bunun aslında böyle bir 1848'den başlayan bir tarihsel altyapısı olduğunu görüyorsunuz. 1848'den itibaren de devletlerin sanayileşebilmek için, e, üretim yapabilecek potansiyele erişen insan kaynaklarına ulaşmak için sürekli bunu eğitmek zorunda kaldıklarını görüyorsunuz. Ve geldiğimiz noktada aslında, e, sosyal devlet aracılığıyla kapitalist bir devletin inşa edildiğini görüyorsunuz. Bugün birçok noktada hep şunu söylüyorum. Eğer Marksist anlamda bakarsanız sınıf dediğiniz şey bir kaybedilmez statülerin varlığının üzerine bir şeyi konuşuyorsanız eğer yani Marksizm işte aristokrat ya da ruhbanı analiz ederken ne diyor? Bunların diyor bunların bilinç geliştirmesinin sebebi statülerinin kaybolmaması. Doğal olarak bir sınıfın bilinç geliştirebilmesi için statünün kaybolmaması lazım. Doğal olarak aslında bugün devletleri analiz ettiğinde öyle bir zengin yoktur ki, öyle bir kapitalist yoktur ki bir devletin iki dudağı arasında yok edilmesin. Yani işte bilgisi düşünün 20 senelik bir geçmişi var. Türkiye'nin geçmişi 100 sene olduğuna göre en zenginin geçmişi 100 seneden öte değil. Doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri kapitalist devlet diyorsunuz 200 yıllık bir geçmişi var ve bu noktada kapitalist anlamda baktığınızda devlet içindeki sermayelerden daha yaşlı ve de varlığını ortadan kaldırabilecek kadar kudretli bir yapıya sahip. O yüzden de ben burada Ralph Miliband'ın söylediğine katılıyorum. Son 200 senede yaptığımız tek şey kapitalist devleti geliştirebildik. Çünkü kapitalisten anladığınız şey varlığının asla kaybedilmeyeceği bir sınıfın türetilmesiydi. Bugün böyle bir şey olmadığına göre benim gözlemlediğim kadarıyla daha henüz kapitalizmin herhangi bir evresinde değiliz. Olsa olsa kapitalist devlet dönemindeyiz. Bunun yoksulluğu ya da etki eksikliği nedir aslında? Çünkü ee, bunun eksikliği de şurada karşımıza çıkıyor. Henüz üretim unsurlarına ve üretim araçlarına ve sonsuz kaynaklara ulaşabilecek bir kapitalistin olamaması, yetişememesi gibi e, bir kavramla karşılaşıyorsunuz. Devletin bu alandan, sosyal alandan elini çekmesi elbette ki devlet sosyal alana biraz evvel söylediğimiz gibi üretimi yapacak. Ama üretim yapabilecek bir kültüre sahip olmadığı için toplumlar devlet sosyal alanda üretim alanına girmek durumunda kaldı. E, bütün teodalizm dönemlerinde olduğu gibi elbette devlet zaten arzu edilen şey bu üretim alanlarından kendini çekebilmek, hakem rolünü üstlenmek ama e, bu sosyal alandan çekilmesi kendisi kapitalist olduğu için çok mümkün olamayacak çünkü bugün aslında birçok düzenlemeleri, birçok e, vergi dilimlerinden tutun da şu anda insanların bile bir üretimin bir unsuru olarak kabul edilen bir devlet mekanizması içerisinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yani Leventüler kimdir dediğinizde bir vergi mükellefi, askerlik sorumlusu olan işte ahıldaki bir hayvanın eti, sütü, yumurtası şeklinde bakılabilecek devlet için bir üretim aracı, bir üretim unsuru olarak kabul edilebilecek. O yüzden. Sırtımıza basılmasa bile pasaportumuzda numarası olan, TC kimliğiyle kayıtlı olan, ne yapabileceğin sonuna kadar belirgin, ağıldaki bir hayvandan öte çıkmayan bir içeriği tartışıyor olabiliriz. Doğal olarak devletin sosyal olması, hepimize sahip çıkması anlamında baktığınızda e, hala tartışılabilir. Ya da egemen olanın e, bir unsuru olarak devlet kavramını tartışabiliriz. Yani aslında... Devlet sosyal alandan elini çekmek ister ama önce sosyal alanın inşa edilmesiyle bunu ölçebilirsiniz. Ee, sosyal alanın dahi tanımlarının devlet alanında henüz çok yeni olduğunu. Tabi burada şuna vurgu yapmak lazım. Devlet çok soyut bir kavram. Hepimizi toplamının bir ifadesi olarak devleti konuşuyoruz. Burada benim vurgularım içerisinde devlet bizim ortak kültürümüzün bir sonucu olarak var. Doğal olarak hepimiz devlete bir anlam yüküyorsak, sosyal devlet ya da devlet baba gibi kavramlar, sonuçta kurduğumuz ve kurguladığımız yapının birer mahkumu olarak da bu tanımlarımızı yapmış oluyoruz. Ee, bu amaçla aslında son 200 yıldır devletin yapmaya ya da var olan siyasal iktidar içerisinde baktığınızda iktidarların da yapmaya çalıştığı şey, kendi burjuvazisini kapitaliste evirebilmek şeklinde görebilirsiniz. Bütün bu biraz evvel anlattıklarından yola çıktığınızda da şunu söylediğimi ifade edebilirim açıklıkta. Devlet Amerika'da dahil olmak üzere her yerde kapitalisti inşa etmeye çalışsa bile kendisi kapitalistin ta kendisi oldu ve bir kapitalisti henüz inşa edemedi. Yani sonsuz kaynakları olan bir sermaye der dediğiniz kavramla daha insanlık tanışmadı. İşte Marksizmin söylediği kapitalist devleti bazıları çok erken yorumladı ama ben daha onun Son 200 yıl içerisinde olan bir şey olarak baktığımızda insan gözüyle ve insan aklıyla algılanabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Marx'ın kastettiği kapitalistin de gerçekleşmesi için daha uzun yılların alabileceğini ifade etmek isterim. Ve bu anlamda e, elini çekmesi kavramı da tabii çok erken taahhüller olarak söyleyebiliriz çünkü... Elini çekebilmesi için bunu şey şöyle düşünün. Devletin baba vasfının her yerde devam ettiği bir baba da evladının üzerinden elini çekebilmesi için nasıl onun ayakları üzerinde durduktan sonra ilk tedirginlikten sonra elini çekecekse biz evlat rolü oynayan bizlersek eğer henüz öyle bir yeterlilik ve yetenek içerisinde olmadığımızı da ifade edebiliriz. Yani sürekli düşen... Düşmeye çalışan bir insanlar güruhu olarak algılandığımızı söylemek isterim bu anlamda. Yani aslında tabii biraz bunu da e, parçalamak gerekir. Belki şöyle anlayabiliriz. E, hani Molière'in Cimri ya da Zenginlik bu adlı kitabında e, erken dönem bir burjuvazi tanımı vardır. Yani orada işte harcayan, çok lüks tüketimlerde bulunan bir insan tipi vardır. O insan tipi ne ruhbandır, ne aristokrattır, bir burjuvadır, görgüsüz bir insan tipidir. E, doğal olarak şimdi benim baş, bir önceki konuşmamdan bıraktığım yerden alabilirsem, eğer toplumda kapitalist yoksa herkes küçük burjuva demektir. Küçük Burjuva açısından baktığınızda da hepimizin Molière'in öykülerinde birer özne olduğumuzu görebilirsiniz. Yani işte ben diyelim ki çok okudum falan ama işte cep telefonu kullanman, tüketme duygum, bunlarla mutluluk alma, haz almam. Molière'de ifade edilen Burjuva'dan farklı değildir. Doğal olarak bizde ya da bugün günümüz dünyasında eğer kapitalist inşa edilemediyse buna inanmıyorsam demek ki aslında herkes bir küçük burjuva. Molière'deki özlenin ötesi, öyküsünden öte bir şey değil. Ee, bu anlamda da o küçük burjuva da e, alışkanlıkları yani Molière neyi tenkit ediyordu? İşte büyük balolar düzenleyen, işte gösteriş yapmaya çalışan arsız bir insan tipini tanımlıyordu. Yani o günkü klasik soyluya göre bir insan tipini tanımlıyordu. Bizim tabii elimizde o klasik ve soylu insan tipi olmadığına göre ee, Molière'in o sınıfsal analizden ya da o sınıfa bakarak baktığı soyluya bakarak Burjuvaziye yaptığı tanımdan e, yola çıkarsak e, eğer bugünkü Kent Soylu Burjuva dediğimiz tanım içerisindeysek hepimiz o Molière'in öyküsündeki e, böyle şaşkın, e, abartılı yaşamayı seven insanlardan öteye değiliz. Yani işte bunu reddediyorum deyip de ben hadi gel köyümüze geri gönelim diyen insan da. Ben kentte yaşayacağım diyen insanın da e, Moliere'in öyküsünden öte gidebildiğini düşünmüyorum diyebilirim. Bu anlamda e, o dönemde küçük burjuva alışkanlığında ya da Moliere'in vurgularındaki popülizm neyse bugünün dünyasında da popülizm aynı içeriğe sahip ve e, ne yazık ki hayatımızın realizmi üzerine, real gerçekliği üzerine popülizm ve çünkü bunun üzerine de inşa ediyoruz her şeyi. Doğruları bile bunun üzerine inşa ediyoruz kabul edilen, çoğunluğun kabul ettiği şeye doğru diyoruz. E Bunun adı popülizm değil de ne? E, günlük hayatta yaptığımız her tür konuşmalarda birbirimizi başımıza tasdik ettiğimizde bile popülizmden öte bir şey yapmıyoruz. Günlük popülizmimizi aslında birbirimize onar ediyoruz, deklere ediyoruz. Aa ben de aynen bunu düşünüyorum dediğimizi, aynı şeyi ifade ettiğimizi söylüyoruz. Doğal olarak aslında e, popülizmin dışına çıkabilmek için belki sorgulanması gereken şey şu, ee, Eric Erik Fromm'un ifadesiyle konuşmak istersem, e, Eric Erik Fromm diyor ki insanın ilk insan olması itaatsizlik üzerine adlı kitabında, insanın ilk insan olması ilk itaatsizlikle başladı, korkarım itaatle son bulacak diyor. Ee, verdiği örnek işte Adem'le Havva bizim çok sevdiğimiz örnekte işte Adem'le Havva yasak meyve yedikleri için ya da birbirine ikram edildiği için dünyaya kovuldular, insan oldular. Prometheus tanrılardan ateşi çaldığı için dünyaya kovuldu yani itaatsizlik ettiği için dünyaya kovuldu ve söylediği cümle daha ilginç korkarım itaatle bu insanlık halimiz son bulacak diyor yani insanla itaatsizlik arasında bir ilişkiyi kurguluyor ve tabi kurduğumuz yeni düzende yani son 200 yılda kurduğumuz düzen popülizm diyoruz ya e, kurduğumuz yeni düzende de aslında biz bu itaatsizleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz yani ee, doğal olarak kral çıplak demesi lazım birisinin ama biz bunları ortadan kaldırdığımız zaman bu itaatsizleri çoğunluklara mahkum ettiğimiz için de gittikçe aslında aykırı söylemleri geliştirebilecek insanların ortadan kaldırdığımızı ifade ediyoruz. Bunu Erik Fromm da vurguluyor ama erken dönem bir sürü düşünür aslında bunu tartışıyor. Yani Althusser'den Gramsci'ye kadar organik aydın tanımlamaları yaparken, aydın tanımlamaları yaparken olmadı Aydın kendisi için bir sınıf üretir derken aslında bize erken dönem bu uyarıları yapıyorlar. Bugün dünyanın hiçbir yerinde aslında bir Aydın'la karşılaşamamızın sebebi en Aydın devletin ta kendisi. Çünkü o da kendisini Aydın görmesinin nedeni kendisini kapitalist gibi güçlü bir vardiyada görüyor ve ben bugün birçok devleti analiz ettiğimde birçok devlet birçok devletin içerisinde devletin toplumundan daha ileride ve daha aydın vasıfta olduğunu görüyorum. Zaten devlet de bunun farkında olduğu için birçok alanda toplumu ihya etmek, ıslah etmek, iyileştirmek misyonunu kendi üzerine aldığını, hatta sosyalleşmeyi bile kendi üzerine aldığını, işte sosyal alanda yapacağı yatırımlarla bile de bunu tasdif ettiğini ve tanımladığını özetleyebiliriz. Bu anlamda Popülizmin yükselişe çıkmasının gerekçesi doğru tanımımızdan başlayarak işte biraz evvel söylediğimiz son 200 yılda kurgulanan dünyanın bir kritiği, bir eleştirisi olarak düşünebilirsiniz. Tabii bunun tersi belirli azınlıklarca yönetilme mekanizmaları mıydı? Hayır. Buradan benim eskiye dönüş bir özlem ifade ettiğimi düşünmemek lazım. Ama bu yeni düşünce tarzında insanın yeni olduğunu ifade etmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Evet tabii e, bu kamu diplomasisi filan gibi bir takım kavramlarla diyor Çünkü e, Nazi Almanyası'nda insanlık şunu fark etti ki ya da doğru ve yanlış göreceli ve değişebilir bir kavramsa doğru ve yanlışa insanları ikna etmeniz gerekiyor. Bu da işte sosyal medya dediğiniz alanı çok daha etkin ve aktif hale getiriyor. Bu anlamda sosyal medya siyaset üzerinde belirleyici oldu mu? Elbette olduğunu söyleyebiliriz ama tabii buradaki algıda birazcık şöyle tartışabilirsiniz. Sosyal medya ...bir bilinçli ya da yetişen bir insan tipini inşa etmek gibi anlaşabildiği gibi... ...insanın bilinçsizleştirilmesinin de bir unsuru olarak anlaşılabilir. Yani içinin boşaltılması olarak anlaşılabilir. Çünkü ben bugün birçok iletişimciyle görüştüğümde ilk söyledikleri şey şu... ...yani medya tarafsız olabilir mi konusuna baktıklarında... ...işte diyor ki kamerayı nereye çevirirsen onun açısıyla bakarsın... Doğal olarak hani o bir taraf olmak, bir açı gibi bir kavramda bunun ne kadar bağımlı olduğunu ifade ediyor. Ve hatta bu noktadan da medyanın taraflı olmak durumunda kalmasını açıklamaya çalışıyor. Yani aslında hani bugün artık insanlık tarafsız olma hali değil de taraflı olma halinin daha rasyonel olduğuna ilişkin bir takım tespitler yapmaya çalışıyor. Yani aslında... Soruyu şöyle anlayabiliriz: birçok insan yaptığı hatanın doğru olduğuna inanmak istiyor. Medya bunu yaptığı sürece de ve doğru olduğuna ikna edebildiği sürece de insanlar huzur içerisinde uyuyabiliyorlar. Yani e, o yüzden de e, ha, bu burada bir belki hatalı bilinç dediğimiz ya da e, bir sapma dediğimiz bir takım kavramlarla bunu açıklayabiliriz. Ama bunun yanında da Medyanın insanlar üzerinde ya da var olan siyasal iktidarlar üzerindeki etkisini de inkar edemeyiz. Çünkü e, birçok olayda olduğu gibi bu olaylardan bir tanesi işte Amerika'da borsada başlayan krizlerden sonra İngiltere'de borsa krizlerinde gene keza Türkiye'de gezi olaylarıyla bağlantısı açısından incelediğinizde bu dönemlerde e, önce İngiltere'yi tartışmaya açalım. İngiltere'de ben o dönemde oradaydım. Özgürlükler ilkesi diye anlaşılan e, İngiltere'de şunu tartışıyorlardı. ya Biz öz, özgürlüklerin beşiyiz. Bizim insanlarımız, bu çocuklar niye burada bağırıp çağırıyorlar ki diyorlardı. E, ve tartıştıkları ikinci noktada telefonların, e, kriptolarının çözülememesi üzerineydi. Hatırlayacaksınız e, bütün telefonların kriptoları çiziliyordu ama İngiltere'de konuştukları şey Blackberry telefonlarının kriptolarının niye çözülmediğiydi. Yani devlet bunlara niye ulaşamıyor diye kızıyorlardı. Mesela BlackBerry telefonlar ortadan kayboldu. Yani şimdi kullanımların dışına itildi. Bu şu demek aslında sosyal mecrada insanlar örgütlenerek aslında birbirlerini yönlendirebilmeye ve sanal da andan yola çıkarak organize olabilme yöntemlerini gelişiyorlardı. Bunu işte gezi olaylarında da keza İstanbul içerisinde yaşadık yani gözlemledik işte bir ucu dışarıdadır bir ucu buradadır filan diye istediğimiz şekilde tartışabiliriz bunu ama orada da aslında gençlerin bir şekilde sosyal mecrayı çok hızlı kullanmaya başladıklarını gördük ve bu anlamda da sosyal medyanın var olan siyasal iktidarlar için zaman zaman tehdit haline dönüşebilir olduğunu da Gözlemledik. O noktadan itibaren de bütün e, siyasal iktidarların bu sosyal medyanın üzerine değer verdiğini, hatta onu denetlediğini, e, sosyal medya üzerinde etik, ahlaki gibi bir takım kriterler geliştirerek e, insanların e, kitlesel anlamda baskıya maruz kalmasına sebep olundu. İşe alımlarda, işten çıkartılmalarda insanların sosyal medya üzerindeki paylaşımları insanların önüne konulur olundu. Bu Avrupa'da da yapıldı, Türkiye'de de benzer örnekler oldu. Bu örneklerden yola çıkarak insanlar sosyal alanlarda ya da sanal alanlarda sosyal medya üzerinden, sosyal medyanın sanal alanlarında sınırlı şeyleri tartışmaya ve birçok şeyi paylaşmamaya başladılar. Yani aslında orada da bir otosansür mekanizması iktidarın ya da işte ya da tırnak içerisinde var olan hangi iktidar anlamında konuşuyorsak bunun e, gündeme geldiğini e, ifade edebiliriz. Yani böyle bir baskının varlığından bahsedebiliriz. E, o yüzden de sosyal medyanın kuşkusuz e, bir baskı olduğunu ifade edebilirim. E, şeyde, gelişen medya anlamında. Ama öbür taraftan da Voltaire'in ifadesiyle de konuşmak lazım. Yani Voltaire aydınlanmayı tanımlarken diyor ki, işte ansiklopediyi yazıyor. işte bakın diyor, işte bilim insanı diyor. Bütün bilgi ansiklopedide var. Asıl onun analizdir diyor. Oradan bugüne geldiğimizde de ben hep şöyle tanımlamaya çalışıyorum. İşte Voltaire bilgiyi ansiklopediye hapsettiğinde ee, şu anda diyorum ki herkesin evinde ansiklopedi var ama kaç kişi içini açıp bakıyor. Şu anda bilgi değil analiz sanki ön plana çıktı ama bilmeyen insanların analiz yaptığı bir dünyaya doğru dönüştük bilgiden arındırıldığımızı da ifade edebilirim. Yani sosyal medyada da ben birçok ödev konusunu öğrencilerin sosyal medya medya üzerinden ya da sosyal sanal alandan araştırdığını, sonra konu başlığını sorup bana gelip "Hocam bu konu burada yok." dediğini çok hatırlıyorum ve yalan yanlış bir sürü bilginin oradan alınıp bir kesin bilgiymiş gibi sunulmaya çalıştığına ilişkin verileri gözlemleyebiliyorum devletlerin de bu noktada aslında sosyal ve sanal alanı çok denetlediğini hatta bazı insanları buradan e, toplumu yönetmek diye dönük gayretler içerisine soktuğunu yani bir istihbarat ağının yanı sıra buradan da toplumu yönlendirme ağı misinformasyon dediğimiz ya e, ya da belki de işte e, hatalı entegrasyon, entegrasyona kadar götüren süreçlerin burada yaşandığını ifade edebiliriz. Yani aslında bu da belki e, sosyal medyanın bir yandan kudretini inşa ederken öbür taraftan da kısır döngüsünü geliştirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi aslında tabii bu yeni bir soru değil. E, bu antropolojinin ilk ortaya çıktığında da yaptığı bir tartışma. Ee, ve söyledikleri şey aslında bir kültürü anlayabilmek için o kültür içerisinde uzunca süre kalmak lazım, yaşamak lazım. Her kültürün e, yabancı ya da ötekine kapalı olduğu tezinden bahseder. Ve antropoloji aslında her kültürün de bir noktada kendine has özelliklerini inşa ederek, e, kültürleri ya da modernizmi genel bir tablo olarak almaktan çıkartıp modernite dediğimiz, her toplumun kendi modernleşmesinin kendine ait olduğuna ilişkin bizi tezlere götürür. Bu, bu tabi hani yerel aydının inşasının bir sürecidir. Yani ben bazen şey diyorum işte mesela İngilizce eğitime ben karşıyım. Bu İngilizce bilmediğim için de olabilir. İyi İngilizce eğitim yapıldığı takdirde işte bir İngiliz buraya gelse aynı dersi ben talibim o da talip olsa kim iş bulur sorusuna herhalde İngilizce seçersiniz diye düşünüyorum. Çünkü onun ana dili bunu konuşmada. Doğal olarak ben İngilizce eğitime hayır derken ne kadar özgürce konuştuğumu da dikkatinizi çekmek isterim derim. Çünkü ben İngilizce eğitime hayır derken aslında kendime bir iş alanı, bir istihdam olanı yaratmak istiyorum diye de düşünebilirsiniz. Bu söylemde biraz bunu da anlamaya çalışıyorum ben. Bir evrensel aydın tipi yerine bir de yerel aydın var. Yerel aydın kendisine zemin oluşturabilmek için ya işte kaçınılmaz olan bu diyebilir. Ee, elbette yaşayan her kültür yabancı kültüre kapalıdır ama yani zaten yaşayan her kültürün birbirinden bir takım özneler aldığını hepimiz biliyoruz. Yani nasıl kapalı olabilir? Bugün kullandığımız kelimelerde kurduğum her cümlenin arkasına gitseniz etimolojisine baksanız Farsçadan Osmanlıca dediğiniz şey Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızcaya kadar... Hatta daha da kökenlerine gitseniz hiç aklınızın, hayalinizin gelemeyeceği yerlere kadar giden bir kültürel karmaşadan bahsediyorsunuz. Saf ırkın olamayacağı gibi tespitler değer hem fikirsek saf bir kültürün varlığından da bahsedemeyeceğimizi görebilirsiniz. Kültürün kendisinin daha saf, daha üstün olduğuna ilişkin söylemler, kendisinin diğerinden daha farklı olduğuna ilişkin söylemler de kuşkusuz onun bence faşizminden öte bir yere götürmez ya da şoven biçimlerinden öte götürmez, götürmeyecektir diyebiliriz. Bu kapalılık Aydın'ın kendini inşa edebilmesi için yaptığı yöntemlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Yani eğer Türkiye'de ben ekmek yiyeceksem, Türkiye'de ayaklarım üzerine basacaksam insanlara Türk kültürünün, Türklüğün en büyük özne olduğunu, Türk üniversitelerinin bu konuda hiçbir zaman önünün kapanmayacağına ilişkin bir takım taahhütler getirmem gerekir diye düşünüyorum. Bu e, kapitalist sistemin ve rekabetçi platformun bize sunduğu bir tablo diye düşünebiliriz. Burada da e, bir kültürün kapalılığı yalnız kendine ait olmasına ilişkin bir takım senaryoları ben e, biraz evvel söylediğim rekabetçi algılarla tanımlayabilirim. E, şurası bir gerçek ki e, yani insanların yalnız kendi insanları değil insanların bile bir anlayamadığı birbirine bir toplumu konuşuyoruz. Bazen ben Düşünün diyorum, bir sınıfa giriyorum, insan kavramını tartışalım diyorum. İnsan kavramını tartışalım dediğimizde de işte son dönemde yazılan kitapların birçoğunda, işte, işte Sapiens kitabında da gördüğünüz gibi, hemen kitabın başında ne diyor? İnsanın hayvandan evriminin 21. yılı diyor. Yani biz şu anda insan tanımını bile hayvana bakarak yapıyoruz. Hayvandan bizim farkımız üzerine bir şeyleri inşa ediyoruz. Doğal olarak öyle embesiliz ki bu konuda daha insana bakmaya başlamadık bile. Hayvandan ne kadar zeki yakada konuşabiliyoruz, espri yapıyoruz, gülebiliyoruz, biz o kadar farklıyız diyoruz. Bu bir uzayıyla tanışmak gibi bir şey. Kültürler de aslında bir diğerini tanımadığı sürece kendini sorgulamıyor. Birisini tanıdığı andan itibaren bir kültürde onda bu var, bende niye bu yok diye tanım yapmaya başlıyor. Ve ne hikmetse öteki tanımlarından yola çıkarak aslında diğerini tanımlamaya çalışıyorsunuz. Örneğin işte ben mesela işte Roger Brubaker'ın bu Fransa ve Almanya'da vatandaşlık ve ulus ruhu diye bir tartışma var. Bu kitabı okuduğunuzda Fransa'da vatandaşlık kavramının bile gelişiminin yabancı üzerinden inşa edildiğini görüyorsunuz. Yani kim Yabancı kavramı üzerine, yabancının kim olduğuna bakıyorlar. İşte göçmenler var, Fransa'ya gelenler var. Hatırlarsanız aslında belki çok da güzel Notre Dame'ın kamburu işte çok da popüler olduğu için konuşabiliriz. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın kamburunu açıp okusanız. Orada tam bu tartışmaların içine giriyorsunuz. Çünkü orada Çingeneler diyorlar ki bizi yabancı kabul etmeyin. Biz de buranın asli unsurları arasında istiyor. Hayır diyorlar. Siz diyorlar göçebesiniz. Orada Esmeralda diye bir kız yazın. Dramını ele alıyorsunuz. Victor Hugo'nun aslında ele aldığı bu yabancı tanımından ve ötekinden yola çıkarak bir vatandaşın nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin referansları görüyorsunuz. Yani Avrupa aydınlanması ötekinden kendini tanımlıyor. Ya da kabaca aslında bakarsanız bir Yahudi ben kanımı karıştırmıyorum. Yahudi dediğinde ortalama bir Avrupalı kendi kanının karışmışlığından yola çıkarak peki o Yahudi de ben kimim diye bir soruyla karşılaşıyor. Yahudi ben Yahudiyim dedikçe ve kanının hiç karışmadığını ifade ettikçe toplumun geri kalanı kan konusunda dirençli olmadığı sürece karmaşa içerisinde olduğunu hatta kendisinin melezliği üzerinde kaldığını ve bunu da Yahudinin bir Yahudiye olan bir öfkenin biçimi olarak anlaşılabileceğini ya da öteki tanımlarından yola çıkarak tartışabilirsiniz. Bu anlamda her kültür kendi kültürünü tanımlarken de zaten ötekinden yola çıkarak tanımlıyor. Biz işte Almanı, Fransızı, İngiliz'i, İtalya, Yunan'a bakarak sonuçta Türklüğümüzü tanımlamamız bile aslında işte Jön Türklerle başlıyor. Hatta hatırlayacaksınız ki hala Türklük kanımında bazen şeyi konuşuyorum işte Türkiye'de Şunun kim olduğu, bunun kim olduğu değil. Asıl sorun Türk'ün kim olduğu dediğimde herkes bunalıma giriyor. Çünkü e, gelin şunun somut tanımını yapalım dediğinizde bir sürü e, başka teorik perspektiflerde, yani sadece şöyle bir tanım görürsünüz. O değiliz, bu değiliz, şu değiliz, şu değiliz demek ki biz buyuz. Doğal olarak insan tanımını yaparken de hayvandan farkımıza bakıyoruz henüz ve buna diyoruz ki insan diyoruz. Ben birçok sınıfta şunu soruyorum. Evde kediniz var Öldü ne yaparsınız? İşte herkes bir gerekçe söylüyor. Öldü işte gömerim, atarım, şunu yaparım, bunu yaparım. Ama diyorum İngiltere'deyseniz, kediniz öldüğünde veterinere gideceksiniz ve ölüm kağıdı alacaksınız. Sonra mezarlığa götüreceksiniz ve defin işlemini yapacaksınız. Şimdi düşünün ki bu ülkede 20 yıl öncesine kadar abisi öldüğü için nüfus kağıdıyla yaşamına devam eden insanlar var. Doğal olarak hani kedi, insan vesaire filan noktasına baktığınızda Burada şunu çok net görebilirsiniz ki kültür tanımı ya da işte biz o İngiltere'ye bakarak kedinin değer alması referansını yarın bizde de kedi mezarlıkları, kediye ilişkin veteriner kağıtları gibi sayma ilişkin dökümanlar olduğu zaman e biz şunu diyemezsiniz ki bizde bu daha kutsaldı, daha iyiydi, daha güzeldi. Bizim kültürümüzde bu çok daha özel bir yere sahipti ifadesini kullanamayacağımız aşikar. Hatta belki o zaman şunu tartışacağız. Ki kedi bizde çok daha evrenseldi, çok daha itibarlı bir hayvandı. İngiltere kedileri katlederken biz Osmanlılar, Türkler kedileri şöyle ayırırdık, böyle ayırırdık gibi başka bir tarih algısı ya da ifadesini konuşabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Buraya kadarki sorularla bunlar bağlantılı zaten. Şey, Nedir diye biraz evvel söyledik ya kültürel tanımlamalar vesaire filan. E, ulus devlet denilince tabii ki kuşkusuz e, milliyetçiliğin en büyük motivasyonu ulus devlet kavramı. Tabii e, milliyetçilik günümüzde anlaşılabilmiş mi ya da anlaşılabiliyor mu? Bunu şöyle görüyoruz biz. Ben uzunca süre milliyetçilik dersleri vermiş olan birisiyim. Ee, bu konuda çalışmalar yapmış olan birisiyim. Ve ben hep şöyle söyledim: Türkiye'de milliyetçilik daha henüz ulusleşme açısı aşamasında herhangi bir yere gelmiş değil derim. Sınıfta da şunu sorarım. Ee, ulus derim layık bir kavramdır. Batıda şekillendi biçimde. Bunu bana uluslaşabilmiş bir tane Müslüman devlet gösterin derim. İşte İran derler, e, Türkiye derler ama işte derken bile herkes gözünü kaçırır birbirinden. Çünkü Türkiye diyeceğiz ama ne kadar? İran diyeceğiz ama İran içerisindeki sorunları biliyoruz. O zaman aslında demek ki uluslaşabilmekle din arasında bir şeyler var. Yani bir sorun var. Doğal olarak Avrupa'da ortaya çıkışına baktığınızda uluslaşma süreçlerinde Avrupa'da ortaya çıktığında önce yerel kiliselerin kurulmasını, yerel kiliselerin yerel dillerle hareket etmeye başlamasına gibi bir takım tartışmaların önce dinle hesaplaşmayla ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ama bu iyi ya da kötü Türkiye'de bunun yaşanmadığını söyleyebiliriz. Yani o yüzden de milliyetçiliği arzu eder misiniz sorusuna? Elbette arzu etmem ama milliyetçiliğe gittiği zaman Avrupa'da 300 sene insanların birbirini tahrip etmesini de e, milliyetçilik yüzünden o tahribiyatı anlamak, okumakta ayrı bir kültür gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü henüz biz milliyetçiliğe ayrıdığına gelemediğimiz için yani böyle bir algıya varamadığımız için de bu konuda evrim modeline bakarsak en az 300-400 sene geri olduğumuz noktasında tartışabiliriz ama bunu çok kabul etmekten yana değil ee, Ulus biraz evvel söylediğim Arap dediğinizde Müslümanlıktan önceki hallerini hatırlarsınız Türk dediğinizde de keza bunu hatırlarsınız Demek ki yani çok böyle dinle refere edilecek bir şey değil önce dinle bir takım dönüşümlerin sağlanması gerekiyor ve hatta ben bazen şey diye söylüyorum Türkiye'de ee, siyasal kesimleri analiz ettiğinizde sol, soldan sağa herkesin ümmetçi bir bakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü bu bizim doğamızda var, Osmanlı'dan gelen bir içeriğe sahip. Çünkü Osmanlı'da millet dediğinizde dinsel birlik kavramı vardı aslında. Yani bizi birbirimize bağlayan şey Hristiyan, gayrimüslim ya da müslüm hangi açıdan bakarsanız toplumun özelinde bir dinsel birlik tezleri vardı ve buna ümmet deniyordu. Biz tabi Osmanlı'dan başlayarak günümüze kadar hala bunu ümmet algısıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Doğal olarak da din kardeşiyiz şeklinde bunu hareket ettirerek yürütüyoruz ve tartışıyoruz. Tabi bunu e, parçalamak dediğiniz şeyde düşünün ki Osmanlı'da milliyetçiliğin e, cevaz bulmaması ya da Türk milliyetçiliğinin harekete geçmemesi malum aslında İslam fikriyle ortaya çıkıyor. Çünkü... İki tane temel sav var ki milliyetçiliği reddeder. Bunlardan bir tanesi dinsel birlik savlarıdır. Diğeri ise Marksizm'dir. Marksizm için asıl olan sınıf çatışmasıdır. Dinsel birlik savları için de asıl olan mesap çatışmasıdır. Doğal olarak dinsel birlik savları milliyetçiliği reddettiği aşikar. Neden? Çünkü zaten dini böldüğü için milliyetçiliği reddediyor. Marksizm de sınıfları böldüğü için milliyetçiliği reddediyor. Doğal olarak bu ikisinin kabul ettiğini göremezsiniz. Doğal olarak da milliyetçilikler doğduğu andan itibaren önce dinle ya da sol, sol alanda çıkacaksanız da sınıfla tartışması ve çatışmasını kaçınılmaz bir şekilde yapacak. Ve bu çatışmaların işte Avrupa uygulamasında bu e, din çatışmaları işte protestan, katolik vesaire üzerinden inşa ederek işte Alman, Fransız, İngiliz birliklerinin sağlanması gibi süreçler bu derin ayrımların, Kilis ayrımlarından başlayarak dinsel ayrımların tesis edildiği bir yapıyı gündeme getirdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda e, milliyetçilik aşamasında baktığınızda da ben hep e, şöyle söylemeye çalışıyordum. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nda işte Yunanlı, ben Yunanlıyım dediğinde işte Bulgar, ben Bulgarım dediğinde e, Türklerin, bu konuda ya işte bunlar niye bizden ayrılıyor diye uzun uzun tartıştığını ve düşündüğünü görebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Hatta bazen ben Mustafa Kemal'i örnek olarak anlatırken diyorum ki düşünün bu adam bir milliyetçi, yani bir lider. Çünkü yaşarken daha 30 tane ya da yaklaşık 25 tane millet doğmuş. Yani Sürekli gençliğinde Osmanlı'nın milliyetçilikler yüzünden parçalandığını görüyor. Biz bugün bir tanesinde bunalama giriyoruz. Mustafa Kemal 25 tanesini yaşamış bir insan. O yüzden milliyetçilik konusunda cahil vesaire olduğunu bekleyemezsiniz. Yaptıkları da bu yüzden milliyetçi lider olarak döndüğünüzde dış basında Mustafa Kemal'i milliyetçi lider diye yazıyorlar ki doğru yazıyorlar. Yapmaya çalıştıklarını da böyle görüyorsunuz. Çünkü hani kabul edemiyoruz ya da tartışıyoruz. Ezanın Türkçeleştirmesi olgusuna bakın. Yani bugün ben bir kelimeyi size işte bir cümle kurarken bir şey anlatırken İngilizce bir cümle kurup da anlatsam bana ne dersiniz? Ya adam Amerikan emperyalizmi ve İngiliz emperyalizminin kölesi bak benim karşımda bir de İngilizce biliyormuş gibi hava atıyor. Ama bugün bir imam bakıyorsunuz bir şeyi söylerken Arapçasını söylüyor sonra meali diyerek de Türkçesini söylüyor. Biz ona vay Arap emperyalizminin bilmem nesi diyemiyoruz. Hatta hatırlayacaksınız bunu Türkiye'deki tartışması İslam dili plan gibi kavramlara getirdiniz. Kur'an'ın dilinin İslam dili olduğunu, doğal olarak ezanın Türkçeleştirilmesi vesaire gibi kavramların hiç tartışılmadığını görüyorsunuz. Aynı milliyetçi lider olarak Mustafa Kemal'in mesela Türkçeleştirme süreçlerini görüyorsunuz. Neden bunu yapıyor? Çünkü çok basit. Arap'tan Türk'ü ayrıştırmaya çalışıyor. 1928 yılında vatandaş Türkçe konuş kampanyaları işte efendim Kürt'e, Laz'a, Çerkez'e, Tatar'a ama aynı zamanda Güney Anadolu'da yaşayan araba da bir baskı. Çünkü ona da Türkçe konuş diyorsun sen. Doğal olarak aslında vatandaşın komple bir Türkçe'ye doğru hangi İstanbul ağzından, Ankara ağzından hangisini seçeceğine ilişkin ciddi bir dönüşümü talep ettiğini, bir uluslaşma süreci ya da yeni bir milliyetçilik modeli olarak tesis edilmeye çalışıldığını e, gözlemleyebilirsiniz. Yani bu aslında tırnak içerisinde o dönemdeki milliyetçilik, Avrupa'daki aydınlanma türünü, hatta Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi de dahil olmak üzere hepsinin o dönemde izlerini görüp tartışabilirsiniz diyebilirim. Şimdi aslında hepsinin yani bence tabii biraz benim ders akışım gibi, ya yani anlatım tarzım gibi de bu biraz. Ee, şimdi tabii burada biraz şeyden bahsetmek lazım. Yani tönyesin cemaat, cemiyet kavramı ve bu kavramın içeriği ama hepsinden özel önemlisi de e, biraz evvel bahsettiğim Eric Fromm'un ikinci bir kavramı da Özgürlük Üstüne kitabı. Orada da diyor ki, ya insan diyor hiç de özgürlüklerin peşine koşmuyor diyor. Aksine cemaatlere doğru koşuyor diyor. Çünkü özgür olmak demek, sorumluluk almak ve sonuçlarına katlanmak demek. Ee, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu değiştirdiğimiz dünyada aslında insanlar çok da özgürlük alma telaşı içerisinde değiller. Hatta şimdi Jovenel'in iddiasıyla gene devam etmeye çalışayım. Diyor ki eskiden diyor aydının sığınabilecek hiç değilse üç dalı vardı diyor. Yani üç dalı derken de kral, ruhban, soylu. Yani siz Galile diyelim ki dünya dönüyor derken bu üç sınıftan en azından ikisine güveniyordu. Yani çünkü e, dünya dönüyor diyen kimdi? Kiliseydi. Kiliseden intikam almak isteyen kim var? Kral var, burjuvazi var. Soylular da zaten sevmiyorlar. Galile dünya dönüyor derken aslında kumar oynamıyordu. Çünkü arkasında düşünüyordu ki bir grup onu zaten savunur diye. Doğal olarak e, savunmuyor tabii ama sonuçta galiba dünyayı değiştiriyor. Ama bu anlamda şunu görmek lazım ki bundan hiç değilse diğer gruplar ona bir özgürlük alanı yaratıyordu. İşte Gramsci ve Althusser hatta Eric Fromm burada şu dikkatimizi çekiyor. Şimdi Aydın'ın, Jovenel'in ifadesiyle Aydın diyor günümüzde sığınacak dalı kalmadı. diyor Devlet dışında. Şimdi aslında düşünürseniz biraz evvel kapitalist devlet, sosyal devlet bir sürü tanım yaptık. Öyle bir şey inşa ettik ki aslında... Onun dışında hiç kimsenin sığınabilecek hiçbir yeri kalmadı. Bir burcuvasi yok. İşte niteliksiz böyle bir küçük burjuva var. Bir kapitalisti zaten yok. Soylu, ruhban herhangi bir şey yok. Doğal olarak aydının da sığınabilecek hiç kimsesi yok. Olmadı diyor Gramsci. Organik ve inorganik aydından yola çıkarak. Aydın olmadı kendisi için bir sınıf yaratır diyor. İşte milliyetçi, şucu, şu, bucu şu filan diye. Yani sağcı, solcu gibi. Doğal olarak aslında insanların e, cemiyet tipi örgütlenmeleri adapte olabilmesi için modern tarzda örgütlenme biçimlerine hasıl olması lazım. Bu şu demek aslında. Sizin en modern devlet yönetimi nedir? Ulus devlet. Ulus devlet zaten bir modern cemaat tarzıdır. İşte Benedict Anderson, Imagine Communities derken, hayali cemaatler diye bir kitap yazdığında Ulus devletleri birer hayali cemaate benzetiyor çünkü kader birliği olan bunun kaderlerinden insanların etkilendiği, giriş ve çıkışın sorunlu olduğu. Çünkü bugün modern cemiyet dediğinizde ne var? Giriş ve çıkışın serbest ve özgür olduğu bir toplum düzene öneriyorsunuz ama kurduğunuz örgütlenme tırnak içinde ulus devlete giriş çıkış işte öyle özgür değil. Ee, doğal olarak ha bu özgürleşebilir mi? Son dönemlerde işte parası olanın gidip e, konut alarak. Vatandaşlığı alabileceği haller var ama bu hala 15. yüzyıl Amerika'ya giden zenginler gibi yani parası olan gidip bugün dünyanın herhangi bir yerinde vatandaşlık satın alabiliyor zaten ama onun dışında vatandaşlar hala nüfus ve toprağıyla bağlı bağımlı bir ilişkiyi konuşuyorsunuz ve. ...özgürce hareket edebilecek bir yapıya da sahip değilsiniz. Giriş çıkışı sınırlı olduğu için de sizin en modern dediğiniz ulus devlet bile... ...bir cemaat tipi örgütlenme olarak insanlığın önünde modern bir tarz olarak sunuluyor. Modern bir tarz olarak ve dayanışma biçimi olarak ulus devlet anlaşıldığı için de... ...insan cemaat tipi ilişkileri hala modern bir tarz olarak anlıyor... ...ve cemaatleri içerisinde kendisinin daha özgür olabileceği. Cemaat olabilir, bu etnik olabilir ama... Etnik, cemaat bunların her birine dikkat ederseniz cemiyetten en büyük farkı giriş ve çıkışın özgür olamamasıdır. Girdiğiniz zaman onun içinde kalmanız ya da üyesi olmanız için doğuştan başlayarak o özellikleri hasıl olmanız gerekir. Doğal olarak insanın önünde her ne kadar modern diye bir fikir sunsak bile henüz modern çerçevede bir örgütlenme biçimini koymadığımızı ifade edebiliriz. Ya da bu konuda insan e, henüz bir şey geliştiremedi diyebiliriz. Kantın ebedi barış dünya vatandaşlığı gibi kavramları belki biraz zorlamaydı biraz e, yapabilir miyiz şeklinde idealizm gibi önümüzde dursa bile. Hayatta başarının bağlantısı ben öğrencime Forrest Gump filmini tavsiye ediyorum. Yani orada işte zeka ile bunun bir bağlantısı yok. Aksine diyorum ki hayatta başarılı olmalı istiyorsanız azimli olacaksınız ve sebat edeceksiniz. Çok zeka gerektirmiyor. Aslında Hovstbaum'un söylediği güzel bir laf var. E, tarihi azınlıklar yapar kavramından yola çıkarak. Hatta şöyle bir tespit yapabiliriz. Eğer ilk kaşifler gördükleri ilk zorlukta vazgeçselerdi medeniyet diye bir kavram olamazdı. Demek ki aslında ilk kaşifler biraz ilk alıklar ya da ilk durağan düşünen insanlar, sebat ve azim gösteren insanlar yoksa bir deniz kenarına geldin, ben bu denizi geçeceğim dedim, bir kayık yaptın, battın, geri dönüp bir daha daha büyüğünü yapayım diye uğraşmaz, orada medeniyeti kurardı insan. Demek ki aslında bunun bir akılla bağı yok. Azmetmekle bir bağı var. O yüzden de ben başarıyı zeka ve akılla bağlandırmam. Birçok öğrencime de ilk derste şunu söylerim. Unutmayın birçok zeki ve akıllı insan buralara gelmedi bile. Yani çünkü başka yöntemlerle algıladığı için hayatını dışarıda kurmayı teşhir et. Siz buraya gelmiş olmanız ve burada başarılı olmanız sistemle bütünleşmenize ve biraz da aslında azminize borçlusunuz diyebilirim. O yüzden de... Benim hayatta başarıdan anladığım şey sebat etmek ve azmetmekle ilişkisi o yolunda düşünebilirsiniz. Yani öğrencilerime de tavsiyem azmetmek yolunda olabilir. Ee, bu tabii eğitim sistemini bir kere ben hep şöyle anlatırım. Ülkemizin eğitim sistemi ya da dünyadaki eğitim sistemi sadece ülkemizde değil. Biz şu anda işte Finlandiya'da şöyle iyi eğitim sistemi var, burada var. Ama ben her bir bölgeyi okuduğumda her bir bölgede eğitimin sorunlu olduğunu tartıştıklarını görüyorum. Demek ki eğitimde bir sorun var. Eğitimde sorun ne var? Aslında bunun çok temel bir argümanı var. Eğitim hala düşünce yapısını değiştiremedi. Eğitim nedir diye sorduğunuzda basit bir soru akla geliyor. Köpeğinizi niye eğitirsiniz? ceza ve ödül sistemiyle eğitirsiniz. Çünkü köpeğinizi eğitmezseniz her yere çişini kakasını yapar. Bu hem köpeğe hayatı zorlaştırır hem de size temizlik yapmanız gerekince zorlaştırır. Nasıl eğitirsiniz köpeğinizi? Ödül ve ceza ile eğitirsiniz. Bir gazeteyi sararsınız. Şiddet yani tuvaletini yaptığı zaman onunla tehdit edersiniz. Başarılı olduğu zaman ödül şekeri verirsiniz. Doğal olarak klasik anlamda bizim eğitimden anladığımız şey hala ödül ve ceza sistemi. İyi ve çalışkan öğrenci sınıfı geçiyor, başarısız öğrenci sınıfta kalıyor. Doğal olarak eğitim sisteminde bir devrime ihtiyacımız var. Ödül ve ceza sistemi dışında başka hangi sistemler geliştirilebilir tartışmasına ihtiyaç var. Eğitimi... Eğitimi tabi Avrupa biraz daha sosyal hayatın gerekleri olarak anlaşılıyor. Çünkü eğitim insanı kültürel format hazırlıyorsa yıllar önce benim oğlumun çok iyi bir gözlemi vardı. İşte İngiltere'de geziyoruz. Döndü bana dedi ki baba dedi burada hiç kimse okula gitmiyor mu dedi. Nasıl oğlum dedim. Çünkü bütün gençler dedi çocuklar dedi hep dedi müzelerde görüyorum dedi. Doğal olarak aslında İngiltere'de şu yapılıyor. Çocukları küçük yaştan itibaren müzelere götürerek bir, tüketim duygusu, tüketim kültürü, tüketim alışkanlığı, müze alışkanlığı gibi alışkanlıklar sağlanıyor. Bu alışkanlıklar sonra oradaki talebi yaratacak. Bu talepleri yarattığı için de buradan potansiyel alıcılar ortaya çıkacak. Sonuçta arz ve talep böyle tesis edilecek. Doğal olarak bizim eğit yani eğitim sistemi kapitalizme dönük ise eğer ki böyleyse o zaman kapitalizmin istediği insan tipini tesis etmemiz mi gerekiyor ki bugün Bizde kapitalistin kafası karışık olduğu için eğitim sisteminden deney istediğini bilmiyor. Çünkü sosyal devlet gereği devlet bunu tesis etmeye çalışıyor. Bir sabah kalkıyor diyor ki meslek yüksek okulları olsun ki bana eğitime ara insan lazım. Bir sabah kalkıyor ya yurt dışına kaçan akıllı insanların var bunları geri getirmek yöntemleri yapalım diyor. Ve doğal olarak aslında eğitimde bir sistem olmadığı için de sistemsiz bir eğitimi sistem gibi algılamak zorunda kalıyoruz. Bunun en güzel örneği işte ben diyelim ki üniversiteyi kazanırken yüzde birlerle kazandım. Ee, bugün içim acıyor bir bakıyorsunuz ki yüzde birlerle yani 430 bin kişi giriyordu üniversite sınavına. İlk 43 bin içerisinde hatta gittiğim bölümü kazanabilmek için de ilk 4 bin 5 binden içerisinde olmamız gerekiyordu. Ve ee, Oysa aynı dönemde üniversiteyi kazanamayan, kazanamadığı için ailesinin Amerika'ya gönderdiği çocuklar Türkiye'ye geldiler. Kahraman ilan edildiler. Benim gözümde işte ilk Engin Civan Türkiye'ye geldiğinde vay Türkiye'yi kurtaracak dediklerinde adamın özgeçmişine baktığımda benden işte de parlak değildi. Ama ben Türkiye'de olduğum için hiç de revaçta bir insan değildim. Bugün de yaşanan o aslında. Amerika'dan buraya gelsem ee, en iyi akademisyen basfına sahip olacağım orada yaptığım uluslararası evrensel e, sitit etti aldığım e, referanslar dolayısıyla muazzam bir akademisyen olarak anılacağım e, ama öbür taraftan da şunu da düşünmeniz lazım bu insanların Amerika'da yaptığı tezleri bir inceleseniz tezlerin çoğu siyasal İslam vesaire gibi kavramları kapsadığını görüyorsunuz yani Amerikalı diyor ki siyasal İslam kavramını ben uydurmadım sizin Türkler geldi burada siyasal İslam yazdılar diyor yani Niye siyasal İslam yazdıklarını sorduğunuzda da çünkü ben bilmiyorum ki diyor hoca. İslam'ı onlar tanıyordu ve onlar bize tanıttı. Bizim buradaki İranlı öğrencilerin İran'ı yazması gibi. Oraya giden insanlar da bir tek siyasal İslam çalıştılar ve İslam'ın bugün işte medeniyetler çatışması dediğimiz, Huntington dediğimiz bir takım kavramları kim kazandırdı o literatürü de, de derseniz işte oraya giden, Amerika'ya giden gençler kazandı. Çünkü bana öğrencim diyor ki, işte hocam diyor beni diyor Amerika'da profesör bana siyasal İslam çalış dediğinde ben ona diyorum ki sor bakalım o profesöre siyasal Hristiyanlık çalışsam ne der diyorum. Adam diyor ki olur mu öyle şey siyasal Hristiyanlık ne demek çok geniş çok genel bir kavram dediğinde de e bak diyorum aynı bilgisiz olduğu için sana siyasal İslam deme e, e, kültürüne sahip bu adam ve sen bunu çalıştığın için de o bilgisiz olduğu için de İslam'ın siyasal olma konusundaki talebini ve talepkarlığını, e bunlar zaten böyledir diyerek algılayabiliyor. Ya o zaman aslında aynayı nasıl tutarsan kendini karşındakini de aynı şekilde göstermiş olabilirsin diyorum. Eğitim sistemi bu noktada kendine dönü kendine bakar nitelikte değil sürekli dışarıya bakar nitelikte. Bu noktadan hani biraz evvel vatandaşın yabancı tanımı gibi sürekli tanımları yukarıdan bakarak dışarıdan bakarak yapmaya çalışmamız da bizim belki en büyük erozyonumuzun sebebidir diyebilirim. Aslında bu kültürel ürünlerden bir kısmını tavsiye ettim yani konuşma esnasında. Bunun dışında ben ee, e, öğrencilerime dünya ve Türk klasiklerini tavsiye ederim. Türk klasiklerinden işte e, hani Peyami Sefa'dan tutundu halibi de edip adıvara kadar Yahya Kemal, Orhan Kemal, e, Yaşar Kemal yani Kemaller anlamında mutlaka tavsiye ederim. E, George Orwell'ın, Charles Dickens'in e, kitaplarını mutlaka tavsiye ederim. Aldo Huxley'in Cesur Yeni Dünya ve revizited dediğimiz ikinci serileri hatta ödev olarak veririm e, öğrencilerime. E, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan kitaplar, romanları mutlaka okutmaya çalışırım, kendim buldukça da okumaya çalışırım. E, özellikle e, dünya klasikleri bana siyaset bilimini de ben ne okuyacağım diye gelen öğrencime de derim şunu söylerim. Yani siyaset bilimi üzerine ciddi kitapları bir kenara koy. Önce dünya klasiklerini ve Türk klasiklerini oku derim. Çünkü siyaset onların içerisinde her şeyiyle var derim. O yüzden de bunu tavsiye ederim. Sonra filmlerden işte mesela dünya filmlerinden işte Dalga gibi bu konumuzla bağlantısı olan d dediğimiz sınıf üzerine yazılan bir takım filmler var. Bunlar içerisinde hani belki... Dünya Tarihi var, Mel Brooks'un çok severek izlerim. Biraz tarihi tiye alan bir filmdir. Ee, Orson Welles'in filmlerini özellikle severim. Yani izlemeyi çok severim ve keyif alırım. Ee, bunun dışında aslında e, bizde 1970'leri çok iyi ifade eden Kemal Sunal'ları mesela Türkiye'deki siyasetin ne olduğu ve ne anlaşıldığına ilişkin ee, Şener Şen ve Kemal Sunal filmlerini özellikle tavsiye ederim. Hatta birinci sınıflarda okumalarımın yanında bu filmleri de izleyin derim. Çünkü o filmlerde işte 1970'lerde Türkiye'nin toplumsal değişimi ve dönüşümüne ilişkin çok güzel örneklerin olduğunu söyleyebilirim. Ee, benim söyleyebileceğim yani roman olarak bütün bunları öneririm diyebilirim. Tabii onun dışında siyaset bilimi, milli üzerine işte okumalar yapıyorsanız, işte Carlton Hayes, Ernest Gellner, yine biraz iktidarın temelleri üzerinde benim söylediğim Bertrand de Jovenel, yine Hobsbawm gibi kitaplar, yani milliyetçilik üzerine ve tarih sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış insanları önerebilirim. Türkiye tarihi üzerine sınıfsal analiz, açısından da son dönemlerde gördüğüm ve öğrendiğim ve anladığım kadarıyla eski kitapları referans edilmesi lazım. Bunlar içerisinde e, e, Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeni üzerine çalışması, ...Server Tanilli'yi çok daha fazla öneriyorum. Bizim çok sevdiğim yine e, Bülent Taner hocanın işte kuruluş kurtuluş adlı kitabını zaman zaman öneriyorum. Stefanos Yerasimos'un Milliyetler ve Sınırlar, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye gibi kitaplarını, İsmail Cem'in Türkiye'nin Geri Kalmışlığı kitabına gibi dahil olmak üzere böyle bir takım kitapları işte sınıfsal analizler yapmaları için öğrencilerime tavsiye ettiğimi söyleyebilirim.